İsyanı durdurdum. Yeniçeri kışlasına dönüyor. Sarayda kayıp var mı? Zarar ziyan nedir onu söyle. Yeniçeri ağası Mustafa başındaydı isyanın. En büyük destekçisi Reisülkitap Haydar Efendi ile birlik olup baştan çıkardılar ocağı. Yaktılar, yıktılar, talan elediler mahalleleri. Benim sarayım da dahil buna. Bostancılar ve baltacılarla canla başla mücadele edip asileri püskürttük. Ölü yok. Birkaç yaralıyla geçti bu felaket. Lakin esnafın ve frenk tüccarın zararı fazla. Validem, haremim? Mahzenlere indirdik hepsini. Orada koruma altına aldık. Şükür, hepsi iyiler. Dairelerine geçtiler. Hala. Lakin Hatice Sultanımıza ulaşamadık. Sarayında mahsur kaldı. Az evvel muhafızları oraya sevk ettim. Atımı hazır tutsunlar. Hatice Sultan'ı almaya bizzat gideceğim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Ağalar geldiler mi? Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmayı bekliyorlar. Derhal görüşmek istiyorum. Lakin burada değil. İkinci ablaya gelsinler. Ayak divanında toplayacağım. Anladım hünkârım. Reisülkütap Haydar Çelebi'yi de çağırdınız mı? Burada hünkârım. Sultan Süleyman Han Hazretleri sizleri divan meydanında huzura kabul edecek. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Evvela Yeniçeri kullarımın sıkıntılarını dinlemek isterim. Benden muradınız nedir? Hünkârımız, Yeniçeri Ocağı sizin de mensup olduğunuz yiğitlerin, kahramanların ocağıdır. Aynı zamandır sıkıntılarımızı yüksek eşiğinize duyurmaya çalıştık. Lakin sesimizi duyuramadık sedaret makamına. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri sesimizi size duyurmadığı gibi paşamız bizi dinleme tenezzülünde dahi bulunmadı. Ocak kaynıyor. Sefer ister, penç ister dedik. Arzumuz odur ki yüce makamınızdan Vezir-i Azam İbrahim Paşa azledilsin. Sefere çıkılsın. Böyle bir hadisenin bir daha vuku bulmaması için taleplerimiz bunlardır. Şahidim olsun ki ailem bir daha asla bu hakarete
ve bu zulme maruz kalmayacaktır. Her kim ki buna cüret ederse. Bedelini canıyla öder. Reis Sülküttab Haydar Çelebi. Derler ki sen de bu ihanetin içindeymişsin. Haşa hünkârım. Benim ne haddime? İftira. Ben ocakla onları dizginlemek için irtibat halindeydim. Hünkârım, iftira. Hünkârım affedin beni. İrademdir. Kullarım Yeniçerilerin ulufelerine terakki yaptım. 200.000 altın dağıtılsın. Yakılan, yıkılan yerler tamir edilsin. Esnafın zararları tazmin edilsin. Efendimizin fermanıdır. Yeniçerilere 200.000 altın dağıtılacağını buyurmuştur. Padişah Efendimiz ulu şahsına ve hanedan Ali Osman'a ihanet edenlerin kellelerini bizatihi kendi elleriyle almıştır. Zira bu ağalar Yeniçeri Ocağımızın en kıymetli mensubu hünkârımıza ve devlet-i Ali Osman'a ihanet etmişlerdir. Bu hainlere uyan gafiller ise padişahımızın lütfuyla bağışlanmıştır.